haberde de görüldüğü üzere cezalarımız maalesef caydırıcı değil sayın seyirciler. İstanbul'un gönüllü turizm elçileri göreve başladı. Yabancı dil bilen 450 öğrenci Sultanahmet, Kapalı Çarşı ve Eminönü gibi kalabalık noktalarda turistlere yardımcı oluyor. Mexico. Did you like Turkey? First time? Yes, very very like. Second time? Second, yeah. Çok fazla soru soran turist var. Genelde buraları çok bilemiyorlar. Biz de onlara yardımcı olmak için buradayız zaten. Yaşları küçük ama görevleri büyük. Onlar gönüllü turizm elçileri. Genellikle Topkapı, Ayasofya'yı çok soruyorlar. Genellikle o yerlere gönderiyoruz. Neler ihtiyaçları varsa yani bize nasıl bir soru yönelsinlerse ona göre bildiğimiz kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yabancı dil bilen 450 genç Fatih Belediyesi'nin düzenlediği gönüllü turizm elçileri projesine katıldı. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen lise ve üniversite öğrencileri Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen lansmanla işbaşı yaptı. Her ülkeden çok fazla insan var. Hepsiyle az da olsa hani dilini soruyorsun, ülkesini soruyorsun. Ben de onlara bir şeyler soruyorum, onlar bana bir şeyler soruyor. Böyle güzel bir proje. Gönüllü elçiler İstanbul'un 6 noktasında turistlere ücretsiz danışma hizmeti veriyor. Hem yabancı dillerini geliştiriyor hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyorlar. Gönüllü turizm elçileri İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret etmeye gelen birçok turiste gün boyu rehberlik ediyor. Ask me, yani bana soru sor yazısını gören turistler gönüllü turizm elçilerine tarihi yerlerle ilgili merak ettikleri soruları yöneltiyor. Onlar da o soruları cevaplıyor. Hatta bazen bu durum keyifli bir sohbete dönüşebiliyor. Sohbete dönüştürmeye çalışıyoruz çünkü bizimle sohbet etmeleri daha zevkli oluyor onlar için de. Memnun kalıyorlar mı? Yani memnun kaldıklarını söyleyebilirim. Şaşırmıyorlar mı mesela bunun için burada bulunduğunuzu biliyorlar? Daha önce hiçbir ülkede böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Gerçekten hani çok güzel bir proje diye yanıtlar alıyorum. Gönüllü turizm elçileri hem sözlü hem yazılı sınavdan geçiyor. Seçilen 450 öğrenci farklı ülkelerden gelen turistlere İstanbul'un tarihi noktalarında yardımcı oluyor. Öğrenciler hem yabancı dillerini geliştiriyor hem de cep harçlıklarını çıkarıyor. 9 farklı dilde hizmet veren öğrenciler Sultanahmet, Ayasofya, Eminönü, Yerebatan Sarnıcı, Divan Yolu ve Kapalı Çarşı'da görevli. Gönüllü elçiler Eylül'e kadar İstanbul sokaklarında olacak. So it was a good experience to be